O zaman. İyi, o gülüş gitmemiş. Aa bak, kapattığın anda yarıda gitmiş. Evet tamam, zaten önce gitmiş. Güzel. Hazır mı takımlar, oyuncular? Ne durumdayız? Valla kimse yok şurada. Aa, bir Reova gelmiş. İyi bari. Hayır, kimse yoksa tamam. Turnuva sayfasına csgo.multiplayer.com.tr'den ulaşabilirsin. Aynı serverda mı oynuyoruz? Evet, aynı serverda oynuyoruz. Niye aynı serverda oynuyoruz? Niye aynı serverda Halledilmedi mi çözümü? Ha, halledilseydi iyi, o da normal serverda oynardık. Yani mümkün. Evet, BP'ye verdim abi. Sen Team 11'e ilettin mi her şeyi? İlettim. O zaman hayırlısı diyorum. Ben İlk harita keşfedilecek, motive olacak. giremiyorum henüz. Isırıyoruz. Ben girdim. Ben geliyorum. Şuna girmiyor muyum? Yanlış mı giriyorum? Bak, baksanıza. Doğru abi. Başına connect yazınca giriyor. Girmedi bende. Girebilir mi Hüseyin abi? Şimdi Steam'i restartladım. Gireceğim. Hüseyin abi? Alo. Girebildin mi abi? Steam'i restartladım. Gireceğim şimdi. Ha tamam. Bu sefer girecek diye umuyorum. Dur bakayım. Abi şimdi şöyle bir olayımız var. Eyvah. Kötü haber geliyor. Çok kötü haber geliyor. Bu seri bittikten sonra, maç sonu serisi bittikten sonra X-Team 11 takımından bir önceki TeamSpeak'i alacağız. Maç sonunda unutmamız lazım. Bir şeyler söylemek istiyorlarmış. Onu şimdiden hatırlatayım. Maç sonunda herkes bir Hayırlısı be kalsın. kardeş. Aynen. Bakalım hayırlısı. Neyse artık bizim hakkımızda ne diyecekse Team 11, ben de bilmiyorum. Takımlar ne durumdaymış? Hayırlısı, geliyorlar hepsi. Tamam o zaman. Ben kaçıyorum aşağı, hadi Ben bay bay. 80 vurdum Dur. adama. User left your channel. O zaman ben de aşağı kaçıyorum. Okey. Biz oyuncuları bekliyoruz hala galiba. Aha. Bir şey olursa gelirim. Öpüyorum şimdilik. Alright. User left your channel. Niye çatı attım ya? MP ifşa yapacaklar. Yok ifşa filan.
Oyuncular gelene kadar ben müzik veriyorum halde. Abi ben girdim, adam vuruyorum. Kusura bakma, pek Yok yok konuşamıyorum. yok yok sen takıl canım. Oyunun görüntüsünü En sevdiğim şey Bogami gibi profesyonel oyuncular olmak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Oley be, nasıl vurdun be? Hep mi? Skeptis sen değil misin? İlk defa gördüm seni BPI'de. Ondan dolayı meraktan sorun. Bir daha sorabilir misin Neyman? Yeni misin hocam BPI'de? İlk defa görüyor musun seni BPI'de? Evet. Ha, hoş geldin. Teşekkür ederim. Tamam, ölsene. Ha, öldü tamam. Ben Nova'yım ben. Nova 1. Hızlı bir şekilde gelin arkadaşlar, başlayalım ya. Eleme mi olacak? Efendim? Eleme mi olacak mebler? Aynen öyle, bıçak yapacağız, bıçaktan sonra eleme olacak. Tamam. Bir mebler de CTT tarafını nasıl seçeceğiz? Aynı şekilde bıçak. Yani tamam. Söyledim sana. Her mi bıçak mı olacak yani? Hayır. Şu bıçağı kazandığı gibi. Evet. Mesela ilk bana siz yapıyorsunuz. Sonra onlar banlıyor. Sonra onlar bir pardon siz banlıyorsunuz. Sonra onlar bir daha banlıyor. 4 map banlanıyor böyle. Banlandıktan sonra bıçağı kazanan taraf map'i ve tarafını seçiyor. Sonra karşı takım seçiyor. Tarafıyla beraber. Üçüncü map'e gerekli olursa knife yapıyor. Tamam. Aynen öyle. Halil. Halil. Biliyor musun? Doğu tepeci.
Alo. Alo. Nasılsın abi? İyidir. Geldim abi, biraz döndüm geldim. Bir açtılar zaten. Ha, God yazmış. Şerefsizler. Şerefsizler. Aç herhalde, birazdan başlar. Oyuncular geldi. Oyuncular geliyorlar. Yavaş yavaş. Hatta geldiler galiba. Arkadaşlar hadi başlayalım ya. Q80 vurdum, adama çıktı ya sonunda. Rahatladım. En son güzellik ya Boga mıydı? Oradan SVG'sa çıktı. Ben 2 dakikaya geliyorum abi. User left your channel. User joined your channel.
Abi server'da durum ne? Şu an bende dondu oyun. Yani kimse hareket etmiyor. Restart Evet, mı oldu? ona bakıyorum abi. Geldi. Arkadaşlar hazır mısınız? Biz hazırız, bekliyoruz abi. Oyundan sonra. Hazır mısınız? Oyundan bizim kanala geldi sandım. City, BP ekibi hazır mısınız? Hazır. Hazır. Knife Round'a başladınız. Knife Round'ı kazandıktan sonra banlamalara gideceğiz. İyi oyunlar. Teşekkürler. Anda bıçak roundu. Evet, bıçak roundundan sonra şeyler yapılacak. Haritalar banlanacak ve haritalar seçilecek. Best of 3 arkadaşlar, bildiğiniz gibi maçımız. Ondan sonra maça başlayacağız. Uzun da bıçak yapacaklar şimdi. Evet, bıçak roundu. Dikoyları atacaklar. Ben dikoyları en çok sevdiğim şey o. Dikoyları atsınlar, ne olur. Kafaya dikoy atmak. Aha, yedi bir şey. Sepsis orada 80'lik. Hoppo! Evet, BPI seçiyor. Daha doğrusu banlıyor herhalde ilk başta. Tam bilmiyorum ben nasıl yapıyorlar. Bu Xteam 11 Warpal Source mu olacak ismi? Yani o tag'ı almışlar ama tabi belki öylesini almışlardır. Bilmiyorum. Şimdi haritalar seçilecek. Bize bilgisi gelir arkadaşlar birazdan. Öncelikle hatta bir duyarız. Belirleyecek mapleri konuşuyorlar zaten. Ha, konuşacaklar. Okay. Tamam. Şahs. Efendim. Nasılsın hocam? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben değilim. Çekirdek çitliyorum böyle. Bir şey soracağım. Her turnuvada, her maçta sorduğun gibi kendi takım arkadaşıma söyleyebilir miyim? Abi söylemez. Şu an sesleriniz GoTV'ye gidiyor, haberin olsun. Tamam. Tamam, izleyen herkese iyi seyirler abi. Tamam, biz kabloya ekleriz Shax. Ekle falan. Tamam, kabloya ediyorlar. Xteam 11 ekibi. Overpass eledik. Evet, Cobble ve Overpass elendi. Şu an gerçekten mutluyum. İkinci eleme var değil mi? İkinci eleme deniyoruz. Tabii tabii, bir tane daha geliyorsun. O zaman bir de Inferno ederiz biz. Tamam. Inferno gitti. Inferno geliyor arkadaşlar. Treni eledik. Tamam. Oley be. Buna ben de seçiyorum. Abi Mirage, Cache, Dust 2. İlk mapini ve tarafını seçiyor BP ekibi. Cache geliyor. Cache geliyor. İlk map keş geliyor. Bu arada kendi TS'lerinde konuşuyorlar değil mi? Ne yapalım tabii yani? Tabii, kendi aralarında konuşuyorlar. Kanka ne öylesek ya? Ben zaten canlandırayım. Olur. Ya da beraber canlandıralım. Deneyeyim. Tamam abi, bence ilk keş oynayalım. Tamam, biz Dust 2'yi abi ne keşi ya? Aynen. Miraj oynayalım. Abi Dust 2 seçildi ama. Dust 2'de T başlıyormuş BPI.
İlk maça Team 11 ikinci maçta hangi haritayı ve hangi tarafta oynadığını seçecek. Mire şeyte seçecek. Tamam. Son map. Keç gerek duygusu oynanacak arkadaşlar. Dust 2 ile başlıyoruz biz. Okey canım. Geç abi T'ye. Hadi. Geç. Abi keşif dur dedik. Lan, değişmeyin. Dur dedi değişme değişme gel. Skip. Gitti mi? Kod yaz be kod yaz. Üşenme bu kadar ya. Ne kadar üşengeç bir adamsın ya. MP swap teams yazmaya üşendim. Abi sen gel skepsiz buraya şimdi. Geçeceğim oynamadım. Geçemiyor musun abi? Bir daha. Geziyorum evet. Bak senin için. Şimdi geçsin abi. Abi tamamdır. Başlıyoruz hepiniz hazırsanız. Dur bir direkt başlatma bakayım. Abi ya. Bizim Özgür aynen, yok şu an. Nereye gitti Özgür ya? Su selam içmeye gitti adam. Ya. Susadı ya. Ben de bir tuvalete gideyim be. Geliyorum. Eyvah eyvah. Evet, dökme ve açmaya gidenler ya. Var yine. Pausaç da vuruşalım. Ne abi anlamadım. Su yoksa IC'sinler. Pausaçsana vuruşalım. Hayır abi olmaz abi. Utanıyorum. Duvarlara paz yazacağım açar mısın? Tamam açıyorum abi. Gel bir de beraber bakalım nasıl yani. Gel B'ye, B'ye kapının önüne gel. Hep beraber yazalım, grafiti atalım oraya. Ne yazıyoruz? Bir şey mi yazıyoruz? Duvarlara paz yazacaklarmış. Şu an üzülüyorum abi. Vurmayın abi. Arkadaşça davranın birbirinize. Terörist ve kardeş oynayın hadi. Tamam abi bekliyorum hadi yazın. Evet bu arada ben takımlara herhalde söyleyebilirim. eski Team 11 takımında Kalix, Mahir, Voxic, Taske ve Halil Doğantepe var. VPI abi takımında Sterven, Leitz, Reova, Skepsis ve Disap var. Zaten birçoğu daha önceki turnuvalardan bildiğimiz oyuncular. Şu an bütün takımlar birleşti ve duvara paz yazıyorlar. İnanılmaz. Hadi ma sığmadı. Azlar mı yazdı? Ne yazdı? Lan yazdım bak buraya. Ne harfi bak bu. Cahit başladık haberine. Bazlan. Tamam abi kolay gelsin. Bu arada Bogan yok. Dışarı çıkması gerekiyordu. Harika. Hatta neden? Harika. Suyunu yok, içtin mi? Çalışması da yaptı. Diğer köşün hastanede. Bekle Burak yok. Bekle tamam. Bir şey, abi, auto abi, kapat. Abi, kapat. Çocuk, geliyor musun? Nasıl yiyor? Tamam. Ya alo, birazdan gidecek. Tuvalette hocam gelecek çocuk. 2 saat konuşuyorduk onu. Neyse ya. Tek olay gelsin. Yorumsuz. Eyvallah sağ ol. Abi geliyor. Acele işi şeytan karışır bir dur. Zaten yazmışsın for Cahreyn diye. Cahreyn de bizi izliyor mu? Abi Cahreyn kalbimizde ya. Doğantepe yani. Doğantepe. Çıktı bu da. 24 yıllık soyadımı Doğan Tepe yaptı adam. O çok iyi ya. Ah hileyi kapattılar. Vallahi kapattılar. Sonunda. Bu arada Strawpool'u yollayabilirim herhalde chat'e. Strawpool'dan kimin kazanacağını düşünüyorsunuz arkadaşlar? Tamam, oylarınızı verebilirsiniz. Tamamdır abi. Bugün geldi. Kazanan BPI mı? Eski team hazır mısın? Skepsiz. Hazır. Tamamdır arkadaşlar. Başlıyorum. İki tarafı da başarılar diliyorum. Güzel oyun oldu. Teşekkürler. Demo unutmayın. Haberiniz olsun. Han da başlıyor idi. Evet. BPI'yi terör tarafında izleyeceğiz. Eski Team 11'i de Antwerp tarafında izleyeceğiz. Evet, geri sayım bitmek üzere. İki takıma da başarılar dileyelim şimdiden. Abi ilk round sendeyiz. İlk round sendeyiz, geliyorum. Okey. Bakalım takımlar nasıl dağılacak? BPI uzuna yakın. Orada bir agresif bir oyun göreceğiz. Oradan bir sonra çıkar mı? Bakıyorum. Evet. Neyse orada Sasuke'yi rahat indirdi. Şimdi upper mid olduğunu biliyorlar. Short mu gelecek? Evet. Short geliyor. Short infosu muhtemelen gitti. Long'dan pushlayan biri var. Onu tahmin ediyorlar şu an. Late flashladı. Kötü bir flash takım arkadaşına gitti. Mahir Akashi.
Akashi orada kill'ini aldı. Late ama Akashi tabi affetmedi orada. Şu an 4'e 3 oynuyorlar. Akashi ve Sasuke öldü. X-Team 11'de. Vox hiç dönmek üzere. Vox hiç öldü. Şimdi Ban Tepe 4 Jiren kaldı. O da Serven'in kurşunlarına hedef olunca tabi ilk roundu BPI kazanmasını bildi. Şu an durum 1-0. İkinci round başlıyor. Bir SSG görüyoruz Akashi'den. SSG var. Onun dışında 5-7 iki tane. Bir tane Deagle, bir tane de P... Ne o? P250 mi o galiba? Diğer taraftan BPI'de da abo derken Sasuke Starben'i güzel bir headshot, Deagle headshot'a indirdi. Reova da Submachine Gun'ıyla iki kişiyi aldı short tarafında. Şu an 4'e 3 durumda. BPI daha avantajlı. Hüseyin abi galiba sana vuruşlar birazcık ağır geliyor. Bol bol above efekti duyuyoruz sende. Evet aynen. Evet, Reova CT'yi smokeladı. Ortada Kalix'i görüyorsunuz. Kalix'le çatışmasında kazanan Kalix oluyor. Bu arada A tarafında Disap'ta Mahir vurmayı başardı. Ve Doğan Tepe'yi izliyoruz. Timon, eski Timon 1'in son oyuncusu. Güzel bir headshot'la Capsis'i öldürmeyi başarıyor. 2'ye 1 pozisyon ama çok az hit pointleri olduğunu görebiliyoruz. T takımının. Şu an infoyu BPI'nin. Da almış olabilirler. Duydular galiba. Evet, bu arada C4'te orta tarafında T'ye yakın. Doğan Tepe şimdi rakibini indirmeyi başardı. Hala 80 hit pointi var. Son 35 saniye. C4'ü alan late. Bakalım. Evet, A kapıdan uzuna doğru gitmeyi tercih edecek ama Doğan Tepe burada muhtemelen B diye düşünüyor. O yüzden B'ye iyice yaklaştı. İyi pozisyon aldı. Buradan geçişini görecek. Evet, yavaş yavaş yaklaşıyor. Uzuna bakıyor büyük ihtimalle Doğan Tepe. Evet, uzuna bakıyor. Çok az hit pointi var. Sadece iki mermi ölebilir. Çok şanssız bir timingle. Çok şanssız bir timingle arkasını B'ye doğru döndüğünde arkasından geçti gitti. Bombayı da kurdu late. Çok doğru pozisyon aldığını görüyor. Eğer evet sesini de duydu. Yetide olduğunu biliyor artık. Kafayı şimdi gördü. Doğan Tepe vurmayı başardı. Bu force round'u sanırım değil mi? Force round'da Team 11 aynen. Round'u kazanmayı başarıyor. Durum 1-1 oldu. Oldukça avantajlı da silah anlamında değil galiba bunu kullanamadı. Çekişmeli bir maç olacağı benziyor şimdiden. Evet, belki eğer iki oyuncu beraber oynasalardı BPI'de tek tek öldüler ya. İki oyuncu beraber oynasalardı belki daha yüksek şansları olabilirdi. Ama sıra sıra öldüler. 3 FAMAS 1 AWP var Voxich'te. Voxich bakalım bu AWP'yi kullanabilecek mi? BPI'nin tünele doğru koştuğunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde alt tünele doğru ilerliyorlar. Bir oyuncu da ortada. Herhalde ortadan çıkacaklar. Evet, ortaya flash geldi. 4 kişi ortadan çıkıyor şu anda BPI takımı. CD tarafında savunan Kalix 2 kişi indirmeyi başardı. Vox işte ona yardım ediyor. Sasuke de ona yardım ediyor. Bir anda tek başına kaldı Leid. Onu da Vox indirince 2-1 kazanıyor. 2-1 oluyor daha doğrusu durum. Team 11 lehine. Antep'e Galil'i değiştirecek mi diye bakıyorum ama değiştirme niyeti yok gibi şimdilik. Zaten parası da kalmamış bu arada. 3 tane AK-47, bir tane de AWP var. Reova'da. Şimdi Voxich Reova'yla kapışacak mı derken Reova zaten onu kapıdan vurdu bile. Evet, Voxich göremeden 19 HP'si kaldı. Ama yine de Starben'i öldürmeyi başarıyor. Aslında Starben riskli bir hareketti bu. Çünkü ortada AWP olduğunu biliyorlardı. Ona rağmen oradan çıkmak istedi ve Voxich'e yem oldu. Reova hala T-Spawn'dan ortayı vurma çabasında. Ortadan eğer adam görürse. Agresif oynamıyorlar. Tek tek adam düşürmek istiyorlar. Haritaya dağılmış durumdalar şu anda. Aynı şekilde Team 11'de agresif oynamadığını görüyoruz. Sadece bomb site'ları tutmaya yönelik ama orada Doğan Tepe'ye güzel bir açı attı. Skepsis. Ve aslında şeyi birazcık bozdu. Team 11'in yer tutma şeklini birazcık bozdu. GT'de yaşanan ölümler her zaman oyunun şeyini değiştiriyor. Şeklini değiştirebiliyor. Reova ince kesiyor orta tarafı ama orada kimseyi göremeyecek. Uzunda bir çatışma izlemek üzereyiz. Voxich güzel bir shotla orada late indirdi. Bomba uzunda onun bilgisi şu an geldi.
Oyuncularda rotasyon yapıyorlar. Evet, son 25 saniye. Short'ta bir oyuncu var. Orta kutularda bir oyuncu var. Bakalım Skeptis orada ne yapacak? Güzel bir headshot. Uzuna doğru devam edecek mi? Son 15 saniyeler. Artık bombayı kurmak için süreleri yok. Bu arada mavi üstüne atılan Vox var. Oradan AWP ile Reova'nın kendisine gelmesini bekliyor. Muhtemelen koruyacaktır artık bu saatten sonra. Gereksiz bir şekilde ölmek herhalde saçma olur BP adına. Ama Skeptis yaşayamadı. Yaşatmadılar. AK'yi de aldı orada Kalix. Durum 3-1 oldu. Evet, statlarda Vox hiç 5-0-2 ile oynuyor şu an. Karşıda BP ekibinde de 5-0-3 ile Skeptis görüyoruz. BPI takımı sadece Reova'da AWP olduğunu görüyoruz. Diğer oyuncular Teknel ve P250 çekmişler. Tabi paraları yok. Bir dahaki round çekmek için bu roundlı silah almamayı tercih etmişler. Yine yavaş bir oyun. Rush yok. Bomba şu an B tarafında. Tünelden ortayı kesiyor Sterben. Şu orta geçtiler. Akaşi'den uzuna bir smoke. Mahir'in tam solunda A kapıda bir oyuncu var. Muhtemelen orada bir çatışma izleyeceğiz. İkisi birbirine doğru yaklaşırsa. Tabi Vox işte A kapıyı tutuyor. Dur. A kapı istiyordu. Ortada bir boost var. Şu anda short tarafından ortaya doğru baktığını görüyoruz Reova'nın. Orada bir oyuncunun kendisini göstermesi muhtemelen ölümüne sebebiyet verecek. Yine yavaş bir oyun. Son 40 saniye. Skeptis flash'ını attı short'a doğru. Sterben 30 ama zaten Sterben çıkmıştı sanırım oradan. O flash'in çok da anlamı olmadı galiba. Kalix gördü, short'u da gördü. Bir kişiyi de aldı orada. İkincisine çok yakın. Bombayı da düşürdü. Evet, Kalix için rahat killer. Devamı da rahat olacaktır. 4 kill. 4 kill aldı Kalix. Gayet rahat bir şekilde. Herkesi ortadan tek tek vurdu valla. Evet, şu an durum 4-1. Team 11. Şu ana kadar rahat bir oyun geçiriyor. İlk round'u kaybettiler sadece. Daha sonra Force'la beraber 4-5 üstü kazanıp avantajlı bir duruma geçtiler. Evet, BPI takımının yine tünele doğru koştuğunu görüyoruz. Muhtemelen rush atmayacaklar. Şimdi alt tünele gidiyor yine 4 kişi. Bir oyuncu da orta yeşil tarafında. C4'ü de Dark'a bırakmışlar. Şimdi C4'ü almaya gitti tabii o. Bakalım neler düşünüyorlar. Silahlı round. Böyle bir ekonomiye de bakarsam eğer BPI'nin hiç parası kalmamış. Hepsini harcamışlar. Yani eğer bu roundu da verirlerse yine 3500 civarında paralar olacak ama bir dahaki el yine Eko izleyebiliriz. Eğer ki verirlerse. Tam tersine Team 11'in de ekonomisi kötü durumda değil. Smoke'landı, ortadan çıkmaya çalışacaklardı ama Sasuke hiç izin vermedi ona. Sepsis B'den. Evet, açtığını, döktüğünü görebiliyoruz. Smoke geçmesi de bir zorlayacak gibi görünüyor. Short'ta mevzi deniyor bu arada. Smoke'unu attı, hızlı bir şekilde short'a girecekler ama orada Sasuke bekliyor. Güzel bir headshot'la rakibini indirdi. Bu arada Doğan Tepe sepsisi Sterben'i indirdi. Askerle eti indirerek 5. puanı Team 11 adına yazdı bile. Şimdi tekrar Echo göreceğiz galiba. Şunu söyleyebiliriz. Aslında short'tan CT'ye doğru atlamak hani çok fazla kullanılan bir şey değil. Hareket değil ama Sasuke mesela onu CT'de bekliyordu. Yani Team 11 şu anda her şeyi düşünmüş gibi oynuyor öncesinde. Bomba yine B tarafında ama muhtemelen ortaya yaklaşacaklar tekrar. Burada Reova uzun çıkışında pozisyon alıyor. Sterben de ortadan kesti ama kimse göre şimdi gördü muhtemelen. Evet tekrar gördü. Sasuke de oraya güzel bir bomba. Az da olsa hasar verdi. Oyunculara yaktı. 63 kaldı orada. Pick up. Ne yazıyor orada ya? Pick up. Evet. 4 oyuncusu ortada şu anda. Yine orta çıkmayı tercih ediyorlar. CT'yi smokladılar. Kalix'e headshot geldi. Sadece 20 HP'si var. Kalix sana vurmaları lazım orada.
Eğer gideceklerse şimdi Kalix öldü. B'de hala bir oyuncuları daha var. Bu arada Voxic de yardıma gidiyor. Voxic B kapıdan girmeye çalışan Skeps'i öldürüyor. Hey. Gidiyor bir tane de uzunda öldürüyor. Hala 3. kill'ini alma şansı var ilerken. 3. kill'ini de alıyor Voxic. Bu roundda takımına kazandırıyor roundu 3 kill alarak. Oylamada da galiba Team 11 bayağı domine etmişti oylamayı. Evet, oyunda oylamaya da şimdilik bakabilirim ben. İstersen abi sen de. Voxic orada 13 bıraktı pick-up'ı. Sepsis Akashi'yi indirdi. Ama uzundan devam etmeyecekler. Bombayı alıp muhtemelen short'a ya da B'ye dönecek gibiler. Serben şu an short'tan ilerliyor. Bombayı görünce kaçtı. Biraz zaman kazandıracak bu 11'e. Derken Reova'da arkadan B'den açılan oyuncuyu vurmak için bir geri döndü ama kimseyi görmeyecekti orada. Doğan Tepe B'de köşede mevzilenmiş durumda. Voxic bu arada Sterben öldü. İkinci kill'ini aldı. Voxic AWP'li akıyor. Late'i kaçırdı. Late'in orada yapabileceği gerçekten çok bir şey yok. Voxic üçüncü kill'ini aldı yanılmıyorsam. Evo oradan bir kill alacak gibi. Evet. 9 kalmasına rağmen orada Doğan Tepe'yi öldürdü. 3'e 1 durumda 9 canı var. Buradan round alması çok zor olacak. O da muhtemelen silahını saklayacaktı. 40 saniye var daha. Round'un bitmesine. 4K saat AWP'si var Vox için diye yorum gelmiş. Evet, bu arada ben Straw Pool oylamasında %92 ile Team 11'i görüyorum. Eski Team 11'i herhalde BPI'ye kimse şans tanımamış. Sadece %8 BPI'ye var. Bunu da performanslarına yansıtıyorlar hakikaten. Durum 6-1, 7-1 olmak üzere. Hızlı bir seri görür müyüz acaba diye düşünüyorum. İkinci haritada işler değişir mi yoksa Team 11 bu performansı devam ettirir mi? Onu birazdan görüyor olacağız tabi. Evet, Alex tahmin etti. Revan'ın nerede saklanabileceğini ve gidip öldürmeyi başardı. Durum 7-1. Paraları çok fazla yok BPI tarafının. Evet, tek nine'lar görüyoruz. Zırh alınmadı. Kısmen ek oynayacaklar sadece pistollerle. Kaç tane bomba alındı. Diğer tarafta 4-3-4. Bir tane AK-47, bir tane de AWP var Voxic'te. Zaten Voxic AWP alınca başkasının almasına gerek kalmıyor gibi bir şey. Ya zaten takımlarda hani en fazla bir tane. Hadi olmadı. İki tane oluyor AWP. Bu arada short tarafından agresif bir oyun izledik. Beraber açılmışlardı Sasuke ile Voxic. Voxic AWP'si ile rakibini düşürdü. Hemen geri dönüyor Sasuke ile beraber. Oyuncuyu uzunda görüyoruz. VPI uzuna hızlı yaklaşıyor. Sınıf içinden Sasuke indirmeyi başardı rakibini. İkinci oyuncuyu da indiriyor. Bu arada Reova da Tekna'yla ile Sasuke indirdi. Ama herkes orada olduğunu biliyor. Orada Reova'nın pek de şu an yapabileceği bir şey yok. Short'tan gelen Skepsis rakibini indiriyor. Güzel bir ikili oyun. Bir taraf short'tan gelirken bir taraf da A'ya doğru yerleşti ve A'yı şu an tamamen temizlediler. Reova bir kill daha aldı. Son oyuncu Doğan Tepe 2'ye 1 pozisyonda. Evet, 86 hit point ile bomba pek hasar vermedi. Beraber oynaması lazım şeyin, BPI'nin. Yoksa hala riskli el. Doğan Tepe molotopunu attı. Ama çok güzel bir headshot. Skepsis'ten mermi. BPI giden round kazanmayı bildi. Çok güzel bir ikili oyun gördük. Short'tan gelen oyuncuyla beraber A'yı birkaç saniye içinde temizlediler. Buna hiç hazırlıklı değildi Team 11. Ve durum 7-2 oldu. BPI çok da kolay olmayacak mesajı vermiş oldu böylece Team 11'e. Ama Vox işte evet, mesaj alındı dercesine. Reova'yı orada indirdi. Serben ve Leyton çok az yedi. Sepsis 10 kalmasına rağmen orada Kalix'i indirdi. Şimdi Akashi'yi öldüğünü görüyoruz. Hayır, hazırlıksız yakalandı. O kadar yakında olduğunu tahmin etmiyordu rakibinin. Voxic A bombsite'da vurmaya devam ediyor. Herhalde daha fazla A oynamayacaklar. Bana öyle geliyor. Aynen, çünkü Voxic çünkü A'da çok fazla AWP'le ve aldığı killer hani hep rahat killer gibi görünüyor. O bakımdan daha fazla A oynayacaklarını tahmin etmiyorum. Evet, bombayla muhtemelen rakibini öldürecek. Öyle oldu. Skepsis
10 HP'si vardı sadece, bombayla öldü. Şimdi Sterben Vox içi bekliyor orada. Altıyı bıraktı, M4'ü aldı. Bu arada arkadan gelen Sister bende rahat bir şekilde öldürüyor Vox'ı. 7-3. DPI el almaya başladı gibi görünüyor. Bir pause geldi 11 tarafından. Tuvalet diyorlar ama bence evet. Dökme. Gene bir Kalix. Mesaj alındı değil de mesaj iletilmedi demek istedi bence demişler chat'te. Başta Kalix'miş, şimdi şey, bu sefer Sasuke'ymiş abi. Ulan şunu hep diyoruz, maçtan önce yapın şu işi ya. Evet, durum 7-3. Team 11. 7-1'e kadar çok rahat bir oyun sergilemişti. BPI son 2-50 alarak güzel bir ivme kazandı. 5 round daha var ilk yarının bitmesine. Aslında ekonomiye de bakarsak eğer, Team 11'in durumu şu anda çok da iyi değil. Arka arkaya 2 round verdiler ve hani Vox işte AP var, tamam, belki bir tane de atabilir şu anda ama hani paralara bakarsak eğer bu el çektiklerinde tamamen paraları bitmiş oluyor. Eğer bu eli alamazlarsa bu sefer işler VPI'nin lehine dönebilir. Bakalım. Bu round hakikaten maçın gidişatı için oldukça kritik. O yüzden dünya tabi bu kritikliği kaldıramadı. Oyuncular işemeye gitti. Birazdan 11. roundla devam ediyor olacağız. Evet, skorlara da bakarsak Team 11 takımında, eski Team 11 takımında Voxic 16 kill'le takımında ve oyunda liderliği görünüyor. Onun dışında Kalix ve Sasuke 10'ar kill'le ikinci sırayı paylaşıyorlar, ikinci ve üçüncü. Doğantepe ve Mahir'in de çok etkili olamadığını görüyoruz şu ana kadar izlediğimiz 10 round'da. BPI takımında ise Skepsis bayağı bir çabalamış. 11 free var. Ondan sonra Reova geliyor ve diğer oyuncular da çok fazla etkili olamamış gibi şu ana kadar. AWP var şu an Vox içinde. Diğer oyuncuların silahları ne? Bir Deagle. İki Deagle. 2-5-7 görüyoruz. Evet, Vox içinden ready geldi. DPI'den de ready geldikten sonra başlıyor olacağız. Evet, tekrardan başlıyor maç. Reova'da AWP var. Diğer oyuncularda AK-47 var BPI tarafında. Bakalım nasıl dağılacaklar haritaya. Ben az önce söylediğim gibi artık daha fazla A oynayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Vox için A'da AWP tuttuğunu bildikleri sürece. Doğantepe Smoke'a yakın oynuyor. Haritaya dağılmış görünüyorlar. Ama uzun mesela giden yok. A kapıda bekleyenler var. İki tane ortada, iki tane de tünelde oyuncusu var BPI takımının. Team 11'de ise sadece Vox işte AP var. Diğer oyuncular pistolle oynuyorlar. Oraya bir Molotov geldi. Oradan çıkmaya zorladı Mahir'i ama Mahir yine de vurmayı başarıyor short'ta. Bu arada Disap'ta B'de adam vuruyor. Vox'i B kapıda görüyoruz. Vox'i Disap'ı öldürmeyi başardı. Muhtemelen şimdi de tam tersine A'ya doğru oynayacaklar. Reova bakalım Kalix'i öldürebilecek mi? Elinde AP var. Short'ta Sterben'in Mahir'e düşürdüğünü gördük. Kalix. Kalix'ten çok kötü atışlar. Deagle'la arka arkaya 7 mermide vuramadı rakibini. Tabi hemen backup'ta gelmiş durumda. Bakalım Vox orada neler yapacak. Oh. Zıplayarak Sterben'i vurmayı başardı bombsite'da. Evet, boostlayacak takım arkadaşını. Vox hemen yukarıya çıkıyor. Short'taki Skepsis'i gördü, onu da vurdu. Son oyuncu Reova, onun sadece 30 saniyesi var, CT'den yaklaşacak. 2 AWP'nin savaşı Short'ta olduğunu biliyor Vox için. 25 saniye hızlı olması gerektiği için ayak sesini de verdi. Vox şu anda anladı onun CT'de olduğunu. Kendini göstermiyor özellikle. Evet, bombsite'a da Molotov'unu atıyor. Bombayı kurmasını engellemek amacıyla. Ve yanarak ölüyor Reova. Yalnız çok cool değil mi ya? Molotov'a attı ve gitti, bakmadı bile yani. Evet, chatte vaklar geliyor.
Evet. Ha, bence doğru yani. Bak yani. Evet abi, o ne? Hem zıpla, hem noscope, hem vur. Oldu. Yani az önceki eli aslında box iş aldırdı gene desek yeridir. Mesela Frey'i 16 idi, şimdi 20 olmuş bir round'da. 4 kill atmış geçen round. Bir de çok mobil oynadı. B'ye gitti, B'de kill aldı, A'ya döndü, yaktı falan. Hakikaten hani nerede durması gerektiğini çok iyi bilen, hani aldığı infoları çok iyi değerlendiren bir oyuncu. Evet, Sasuke çok gecikti, 31 canı kaldı. Şimdi molotofunu atıyor short tarafına. Bombanın short'a doğru geçtiğini görürken short mu yapacak, orta mı yapacak derken short'un da yandığı görüyoruz. Acaba bu onları ortadan çıkmaya zorlar mı derken ortadan çıktılar. Tabii ki bize GoTV bunları göstermeyecek. Burada, şimdi gösterdi. Kalix orada DP'yi Starbell'in indirmeye başardı. B'den pushlayan oyuncu da Kalix late'i B'de öldürdü ve bombayı da düşürdü böylece. Son kalan oyuncu Reova, son Reova. Oyuncu AWP ile B'ye doğru yaklaşıyor. Kalix kutunun arkasında, bomba da önünde. Aslında şu an Team 11 takımı şeye doğru gelebilirdi, B'ye doğru gelebilirdi. Sonuçta bombayı düşürmüş durumdalar. Yine de A'yı ve ortayı bırakmamayı tercih ettiler. Durum 9-3. BPI güzel bir ivme yakalamıştı ama onu devam ettiremedi. Team 11 farkı giderek açıyor. 13. round'a giriyoruz. Nasıl dağılıyorlar bakalım. Box içine uzun da oynuyor. El başında genelde Team 11 takımı 2 kişi uzun gidiyor ve uzunun hani eğer çıkarsa adam düşürmek veya en azından info almak gibi bir tercihleri oluyor uzun tarafında. Ardından Box içi orayı bırakıyor ve Mahir tutmaya devam ediyor. Tabii bu round ekolardı BPI takımı. Bu bakımdan zaten onlar da çok umutlu olduklarını sanmıyorum bu round'dan. Alexino ortada. Önceki roundların bir benzeri, devamı da gelecek gibi. 36 hit point'i kaldı Skepsis'in. Bir tanesi alt tünele kaçtı. Skepsis tünele kaçtı. Late de şu an short tarafında. Onun da yerini biliyorlar. Kalix late'i vurmayı başardı. Son oyuncunun da alt tünelde olduğunu biliyorlar. Orada Sasuke burada. Sasuke'den bir kaptan wallbang denemesi gördük. Ondan sonra pistoli de almayı başardı. Durum 10'a 3. Şimdi silahlar çekiliyor BPI tarafında. 4 AK-47 gördük şimdiye kadar, 5 oldu. Bir tane AWP var Team 11 tarafında. Vox işte ve Sasuke'de. Bir FAMAS, bir AK-47, bir de M4 var. Nasıl dağılacaklar bakalım. Şu an Reova B'den ilerliyor. Alt tünelden orta yapacak. Bomba da ortaya yakın. Ortadan çıkmayı düşünebilirler ya da short geçmeyi düşünebilirler. Evet, short'tan donku gidecekler gibi görünüyor. Short'tan gidecekler gibi görünüyor. Bir oyuncu da uzuna gidecek. Buradaki 4 oyuncu short'a girmeye çalıştıktan sonra diğer oyuncu da uzunu bekliyor şu anda. Sasuke'ye iyi hasar verdi orada bombayla. Team 11 A'da, Team 11 A'da sadece 2 kişi. Şimdi geliyor backup'lar. Eğer BPI hızlı oynarsa ve rakiplerini düşürmeyi başarırlarsa bu round'a alma ihtimalleri yüksek. Vox iç atışını kaçırdı. CT'ye atlayan bir oyuncu var orada. Disap Sasuke'yi vurdu ama Kalix de hemen ardından Disap'ı vuruyor. Sadece 22 hit point'i kaldı. Bu arada C4'müş Disap. BPI'den bir hata ama yine de bu hatayı hala telafi etme şansları var. Serben bombsite'da sızmış. Vox içe yem oluyor orada. Vox içine görmedik ama muhtemelen zoom shot'tı veya zoom açmadan vurdu. Evet, Reova pusmuş. Reova burada round olabilir. Öyle oluyor. Reova Skeps skillisi 4 yapıyor DPI'nin skorunu. Son round. Tarafta da para var. C4'ü CT base'e düşürmekle bayağı büyük bir hata yaptılar başta ama. Evet. Yani şey, bilmiyorum amaçları neydi. Hani amaçları hep B oynamak değildi muhtemelen. A oynamaktı. Aynen. Ama orada C4'ün CT'ye düşmesiyle, daha doğrusu C4'ü taşıyan adamın CT'ye atlayıp ölmesiyle birden B'ye gitmek zorunda kaldılar. Bu arada Vox hiç ayağından vurduğu rakibini bombayla öldürmeyi başarıyor. Late böylece düştü. 5'e 4 oynuyorlar. Orada Akashi pushladı. Garip pushladı. Yanlış yere bakarak pushladı. Şu an 4'e 3 durumunda.
Uzuna yakınlar. Kalix ve Doğan B'yi tutarken burada Sasuke sepsisi Sterben'de Sasuke'yi öldürüyor. Evet, uzundan ilerledik, bilgisi artık geldi. Çok uzaklar. Yetişebilecekler oradan. Reva'da backup kesiyor. Kalix indirmeyi başarır. Diğer oyuncunun da alt tünelde olduğunu düşünüyordu ama şimdi fark ettiler onun hala ortada olduğunu. Bakalım Reva'da Doğan Tepe'yi öldürmeyi başaracak mı? 50 HP'si kaldı. Güzel bir bomba. Reva rahat bir şekilde Doğan Tepe'yi öldürüyor. 10'a 5 bitiyor ilk yarının sonucu. BPI takımını eğer CT'de ilk round alırlarsa maç hala hani ortada geçecek gibi görünüyor açıkçası. Evet, bir pause daha geldi. Yine bu aranın nesini bekleyeceğiz. Daha sonra ikinci yarı başlayacak. Bir skorlara bakalım. BPI'da Reova 14-2-11 ile oynuyor. Takım arkadaşı Sepsis de 14-1-12 evet, ile oynuyor. Beni oyundan attı. Sana durum nedir? Beni atmadı. Harika. Niye beni atıyor? Seni çekemiyor. Pis GoTV. Şerefsiz GoTV. Onun dışında X-Team 11'e bakalım. Voxic 22-07 ile oynuyor. 4 kez maçın adamı olmuş. Hemen arkasından Kalix geliyor. 16-3-8 ile. Akashi son sıralarda 5-4-9 ile oynuyor. Evet, Team 11'i terör tarafında, BPI'yi counter tarafında izleyeceğiz. Bu yarı. Bakalım ilk haritamızı hangi takım kazanacak? Evet, Multiplayer'ın 4 turnuvadan sonra belirlediği en iyi 8 takımın mücadelesini izliyoruz. Şu an çeyrek final maçları oynanıyor. Dünkü maçlardan Space Soldiers ve Phoenix takımları yarı finale adlarını yazdırmışlardı. Bugün de önceki maçımızı kim kazanmıştı? Ant takımı kazandı. Ve bu maçın da galibi yarı finale adını yazdıracak. 8-7-6-5 750 liralık nakit para ödülünü kazanma şansı yakalıyor. Kazanıyorlar. Bunun dışında 4000 lira, 3-2000 lira ve finalde 23 Ocak'ta LAN Game'de oynanacak finalde. İkinci olan takım 4000 lira ve birinci olan takım da şampiyon takım da 10.000 lira nakit para ödülünü kazanmaya kazanacak. Maçımız başladı. Şu an agresif bir şekilde short'tan ilerledi ki kişi. Reova önden gidiyor. Pozisyon aldılar ama bomba B'ye yakın. Short'tan gelen şimdilik kimse yok derken bir kişi aslında gösterdi orada. Hasar da aldı arkadaşı orada ama ölmedi. 74 canı var. Ortadan B'ye destek amacıyla çıktı. CT base tarafını kesiyor. Kimseyi görmedi. Hızlı bir şekilde B'ye gidecek. Evet, güzel bir timingle beraber gidiyorlar. Voxic orada. Sepsis düşürdü. Doğan Tepe'de late aldı ve B'yi kolay bir şekilde ele geçirdiler. Şu an 4'e 3 durumunda Voxic ve Kalix'in canları az. Reova da oldukça hasar aldı ve Doğan Tepe orada ilk kapıyı indirmeye başardı. Sterben de Doğan Tepe'yi indirdi. Şu an 3'e 2 durum. Reova da ölmek üzere 7 canı var. Evet, bu iki round oyuncunun da çok az hit point'i var. Bu roundda sanki eski Team 11'e yakın gibi görünüyor. Toplam 18 canı var iki oyuncunun. Derken Reova ve Sterben ardı ardına düştü. Evet, Team 11 açılış roundunda almayı başardı. Durumu 11-5'e taşıdı. Zaten skorlar avantajlıydı. Daha da avantajlı hale getirdiler. İlk haritayı almaya yakın gibi görünüyorlar. Borsby izliyoruz. BPI takımından. 5-7 ve armorlarını çekmişler. Bakalım bu roundda neler yapacaklar. Team 11 tabii ki rush yapmayacak. Toylantlar her zaman tehlikeli oluyor çünkü. Pistol olsa headshot dediğinizde ölüyorsunuz. Bakalım. Şu an sepsis 85 kalmış. Reova short'tan yakın tutuyor. Evet, şu an gayet iki takım da yavaş oynuyor. Daha agresif oynaması gerekebilir BPI'nin burada. Bomba B'de bırakıldı. İki oyuncu ortada. İki oyuncu B tarafında. Orada bir çalışma olacak. Teşekkürler GoTV. Derken Dikap çıktı. Evet. Sol tarafında zıplayıp info almaya çalışan bir oyuncu vardı. Uzun da fark ettiysen. Mahirdi o ama görmemiş sanırım. Rakibini arkalamaya çalışırken bayağı bir hit pointi azalmış çünkü. Yine Ant adına rahat bir Ant. Bu Ant'ta Eko kalmak zorundalar. Aslında ama hani
kaybettik. Yani kaybedeceğiz. En azından şansımızı deneyip çekebilirlerdi bence. Bu round ekok alıyorlar. 13-5 olacak muhtemelen skor ve ardından bir dahaki roundda BPI takımı silah çekecekler. Yani bomba gördük. Akaş uzun tarafında. Ha! Güzel bir şekilde. Tabi ikinci oyuncu da aldı. SMG'siyle UMP ile burada Kalix zorluyor B'yi. Ve hakikaten sonunda vurmayı başardı. Arkaya sıkıyordu. Vox işte short tarafına vurdu. Son oyuncu A'da Sterben. Ona da rahat bir şekilde vuruyorlar. 13-5. Bu roundda M4'leri izleyeceğiz. Bakalım BPI CT tarafında M4'ler neler yapacak. Artık hani motivasyonları azalmış gibi geliyor bana. Ant dediysem kusura bakmayın arkadaşlar. Bizim de işimiz kolay değil. Evet, şimdi bir B oyunu göreceğiz. Team 11'den. Sonuçta sen biliyorsun. Yani yukarıda şeyde taba basınca bir tarafta Team 11 yazıyor. Gerçi yazmıyor. Tag almamışlar. Bir orta oyunu göreceğiz. Flashladılar. Ortadan çıkıyorlar. City tarafına late öldürmeyi başardı Akashi. Hızlı bir şekilde short rotasyon göreceğiz. Farkında olan BPI'da uzundan A'ya doğru çekiliyor. İki oyuncu var orada sadece. Antep'e burada arka tarafı özetliyor scout ile. Tekrar bir rotasyon görür müyüz? Derken evet, bomba tekrar B'ye doğru giderken orada Sasuke Reova'yı indirmeyi başardı. Sterben hemen valilerin arkasından short olacak ama bomba ortadan B'ye gidiyor. Bunu şimdi fark ettiler. Makaş iyi pozisyon aldı. Smurun içinde bir kişi daha var, onu görecek mi? Göremedi. Öldükten sonra gördü. 3'e 1 pozisyon. Pickup CT base'de Voxic, Sasuke ve Kalix'te. İkisi B tarafında, biri T base'den bakıyor. Kalix şu an gördü rakibini. Oldukça fazla hasar da verdi. Ama öldüremedi. Öldürmek için şu an üzerine doğru gidiyor. Yaş geldi çıktı ama Kalix affetmedi. Pickup orada. Durum 14-5. Evet, Team 11 ilk haritayı almaya oldukça yakın. Oldukça yakın değil, artık aldılar sayılır. Sonraki haritamız Mirage olacaktı yanlışım yoksa. Mirage'de Team 11 takımı yine CT başlayacak yanlışım yoksa. Bu arada orada güzel bir AWP vuruşu gördük. Vox içten ikinci kill'ini de almaya başardı. Kalix de Reova'yı indirdi. Şu an Dikap A'dan, A'dan tutmaya çalışıyor. Güzel bir headshot. Resmen adam Vox içe cezasını kesti yani. Öyle bir headshot attı ki. Disap. Short tarafından yaklaşıyor. Team 11 ortayı ve B'yi ele geçirmiş durumda. B'ye birazdan kuracaklar bombayı. Disap da AWP'sini herhalde korumayacaktır. Rakiplerini öldürmeye çalışacaktır. Zaten 15-5 olacak eğer. Pickup çok yakında. Sasuke bunu tahmin etti ve güzel bir headshotla durumu 15-5'e getirdi. Hakikaten ilk haritayı kopardı artık Team 11. Bizim oylamanın da sonucu gibi hakikaten domine etti bu ilk haritayı. Bakalım ikinci haritada nasıl performans gösterecekler. Şu round'dan sonra muhtemelen izleyeceğiz. Akashi'den burada GSG miydi bunun ismi? Neydi? G3. G3, evet. G3 bizim askeri silahmıyor ama neyse. O zaten şey, tipi de o değil mi? Evet. Hemen geçiyorum abi. 3'e bas abi. Mahir'e geç. Mahir'e geç. Zoom'u kapatsın. Zoom'u kapat Mahir. Abi chat'e bir akım geldi. Kusura bakmayın. Ne oldu ya? Ne oldu anlamadım. Chat'e bakın. AS, SA ne oldu ki? O ne abi, ben de anlamadım. Abi takım adını yanlışlıkla sağ yaptım. Takım adlarını değiştiriyordum. Herkes az temizliyor. Bu arada Reova ve Sterben kalmış. Sterben de Kalix'in kurşunlarına hedef oldu. Bomba şu an kurulmuş durumda. Reova... Aa, boş ver bombayı. Gel şey, silaha bak. Ortada öldüm hayır. Ben yerde silaha bakıyorum. G3 değil mi bu? Bunun G3 olmaması lazım ya. G3 ya.
Abi G3 tüfek yani rifle şey değil. Skoplu değil. Benim bildiğim. Bak merak ettim ha. Evet. Derece geçiyoruz. G3 SG1'miş, chatte yazıyorlar. İşte G3'ün dürbünlü versiyonu. Üstüne takmışlar dürbünü. Al demişler sana oto noob. Ben şeyi hatırlıyorum. Battlefield oynarken orada da vardı G3. Bayağı üstüne hani bilmem kaç x dürbünü takıp sniper gibi oynayabiliyordunuz. Başka map oynanacak mı? Bu ikinci map arkadaşlar. Bunu Team 11 alırsa başka map oynanmayacak. 2-0 bitmiş olacak. BPI alırsa cash oynayacak bundan sonra. Aynen. Bu arada 2150 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi takım isimleri de yukarıda yazıyor. İşimiz biraz daha kolay. X-Team Ha o 11. yukarı mı? Yukarı mı SA yazmış Evet Ömer? abi. Takım Ha, ismi hazır olarak mısınız? SA Direkt yazdım. başlayalım mı? Başlayın, başlayın. Yok. Biz her zaman hazırız kardeş. Go my friend, go. Tamamdır. Başlıyorum my friend. User left your channel. Evet, yavaş yavaş oyuncular geliyor haritaya. Isınma bitince oyuncular geldiği zaman direkt başlıyoruz arkadaşlar. Serinin ikinci maçı Mirage'da X-Team 11 BPI mücadelesi. Birazdan sizlerle olacak. Konuşamıyorum. Ne oldu abi? Battlefield'da niye biliyormuş? LAN turnuvası ne zaman nerede olacak? Bir aksilik olmazsa 23 Ocak'ta Capturus etkinliğinde LAN turnuvasını yapıyor olacağız. Yani LAN turnuvası dediğimiz ne aslında yapıyor olacağız. Nerede? Turnuvamızın en başarılı iki takımı karşı karşıya gelecek ve güzel bir seri izleteceğiz size. Ondan sonra da başka turnuvalarla ileride tabii tekrar görüşüyor olacağız. Pelin Park İngilizce'ne dalga geçiyorlar kompiş. Abi tamam Park İngilizcesi de Battlefield'da bir şey yok yani. Buna gülüyorsan nelere güldüğünü bir kontrol etmen lazım. Bir kendine sorman lazım. Ben niye buna gülüyorum diye bir düşünmen lazım. Arkadaşlar hazır olduğunuzda direkt başlayalım. Tamam, bir dakika söyleriz. Hayırdır? Var mı ses senin? Evet abi. Efendim? Abi Supreme'e düştüm, bir el at ya. Şu an sesimiz gidiyor mu? Ona göre fiyat listesi vereceğim. Gidiyor. Gidiyor mu? Sana 250 olur. 5K mı versen? Olur, o da olur. Abi bir şey diyeceğim. Tamam bakalım. Maçı mı satıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben Bilmiyorum galiba anlamadım. maçı satıyor şu an. Taksa bak. Çıkamıyorum, sıkıştım. Kafamı sıkıştı böyle. Abi vurma, vurma abi.
Evet, Mirage birazdan başlayacak arkadaşlar. Team 11 takımını CT tarafında izleyeceğiz. BPI'nin aslında önceki tercihi birazcık garipti. Genelde takımlar CT tarafında başlamak istiyorlar. Knife Round'u kazanan takımlar ama BPI Dusky'ye T tarafında başlamak istemişti. Şimdi Mirage'de CT başlayacak Team 11'i. Belki hata olarak düşünülebilir mi? Bence düşünülebilir. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Benim her zaman CT başladı. Niye T başlıyorsun kardeşim? CT başlasana. Dusty'de belki yani biraz daha iki taraf birbirine yakın olduğu için öyle bir tercih yapmış olabilirler ama çok da ama yine istediklerini yapamadılar yine de. Aynen. Su almaya gitmiş abi. Evet. Heh, gelmiş. Maç harika. Maç başlıyor. BPI Terör'de, X-Team 11'de, Counter'da izliyoruz. İki tarafa da iyi şanslar. Team 11 bu haritayı alırsa yarı finale yükselen sonuncu takımımız olacak. Evet, ilk maçı 16-5 Team 11 kazandı. Eski Team 11 kazandı. Maçımız başlıyor. BPI takımı şu anda B'ye doğru yoğun bir koşuşturma içinde ve orada duruyorlar. Her zaman olduğu gibi hemen shift'e basıp beklemeye başlıyorlar. Evet, şu an Revan baktığı yerden gelen biri var. Güzel bir denemeydi evet. Ama başarılı olmadı. Bu infoyu değerlendireceklerdir. B'ye giderken gördüler orada. Şu an evet, B'ye doğru bir rotasyon var ama biraz geç kalmış olabilir. Evet, Voxic ilk rakibini indirmeyi başardı. Voxic 2'yi de indirdi. Bu arada Akashi de öldü B tarafında. Voxic 3'ü de indirdi. Kendi adamını da ateş ediyor ara sıra. Voxic 4'ü de indirdi. Doğantepe'de Doğantepe'de Reova'yı vuruyor ve Voxic 4 kille, Doğantepe 1 kille ilk round'u tamamlıyorlar. Bir 0, 11 hızlı başladı. Bir FAMAS, bir M4, 3 tane de SMG var Team 11'de. Tosladığını görüyoruz BPI'nin bu arada. Ekranlar alınmış, sırlar çekilmiş. Bomba A'ya yakın, A'ya oynayacaklar. Reova buradan skor alabilecek, birazdan göreceğiz. Burası smoklandı. Biraz bu arada HUD yokmuş abi, HUD yokmuş. Şey, hallettim abi. Okey. Yakından tutan Kalix orada 3 kişi, 4 kişi. Evet, Ace geliyor. Kişi. Ace geldi. Team 11 Kalix Ace atıyor. En son ben Team 11'de röportaj yaptığımda demişlerdi ki biz takımda kimseye Ace attırmıyoruz demişlerdi ama Kalix'in rahat bir şekilde Ace attığını gördük. Demek ki takımda bir şeyler değişmiş. Evet, şu an Kalix bilmiyorum. 0-0 belki de oynayayım. Bu Team 11 kapandıktan sonra olabilir bunlar. Bu bir takımın şey girdiğinin habercisi olabilir mi? Ace attırmalar falan. Profesyonelini kaybediyor. Evet, şu an late B'den hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacaktı ama Sasuke oradan underpass'ten mi geldi acaba diyeceğim. Sepsis 12 kaldı. Evet, Akashi orada güzel pozisyon alıp rakibini öldürmeyi başardı. Sepsis 12 canla alabileceği maksimum şey yapmaya çalışıyor. Bombayı underpass'ten alacak. Hiç olmazsa kurmak isteyecek ama başarılı olacak mı? Bu kadar canla yapması zor. Derken Vox için kurşunların hedef oldu. Geriye sadece Sterben kaldı. Sterben de muhtemelen verebileceği hasarı verip round'u tamamlayacaktır. Hala bekliyor. 50 saniye var round'un içine. Evet, rakip gördü. Doğan Tepe'yi gördü. Vurabilecek mi? Vurdu. Headshot'ını vurdu. Ve öldürdü. Silahını da alırsa daha tehlikeli hale gelecek. F90'ı da Sasuke oradan çıkıp Sterben'i öldürüyor. Ve durumu 3-0 yapıyor. Şimdi silahlar alınacak sanırsam. Evet, silahlar alınıyor. Maç şimdi tekrar başlayacak. Box için %100 headshot oranı. Komutan ne diyorsun? Hack mi diyorlar? Adam yetenekli. Maçın yani şöyle bir şey var. Mouse'u 500 lira olabilir adamın. O yüzden hemen hile dememek lazım. En azından bir 25 round falan izleyin arkadaşlar. Evet, Box'i Champions'ı ile AWP'si ile hakikaten başarılı performans gösteriyor. Şu an Reova
aileden ilerlerken diğer oyuncular ortayı alma derdinde muhtemelen konektörden destek verecekler Aya. Şimdi hızlı girdiler ve Sepris hakikaten hızlı girdi. Direkt headshot'ını aldı. Starben jungle'ı kontrol ediyor. Oraya bir smoke ve flash geldi. Short tarafının farkındalar. Oraya bir taciz atışı açıldı. Evet, şu an A'yı ele geçirdiler. Evin altında birisi var. Onun hala farkına varmış değiller derken Starben girip Kalix'i de almaya başardı. Vox şu an CD tarafından destek veriyor. Bomba hala kurulabilmiş değil. Şimdi kuruluyor. Evde bir kişi var. Akashi oradan aldı. Rakibini hepsi güzel yerde pusmuştu. Doğan Tepe'yi indirdi. Rehova şu an CD'yi kontrol ediyor. Son oyuncu. Vox hiç 3 HP'siyle CT'de. Pardon 3 değil 8 HP'siyle. Evet, VPI ilk roundunu kazanmayı başardı. VPI ilk roundunu kazandı. Aslında bu kolay da bir round oldu VPI için. Güzel girdiler A'ya. Girdiler teker teker falan. Önceki maç açıkçası ben A çekişmeli bir maç bekliyordum ama 16-5 bitti. Bakalım bu da önceki maç gibi mi olacak yoksa en azından VPI bir şeyler yapmaya çalışacak mı? Vox hiç atışını kaçırdı. Alt yolu atlamıştı. 22 HP'siyle jungle taraflarında takılmaya devam edecek. Window belki de. VPI şu an tamamen B tarafında. T base ve B tarafında beklediğini görüyoruz. Eğer Skepsis veya Rehova oradan çıkarsa Vox için mermisine hedef olmaları işten bile değil. Ben şu an arkayı kontrol ediyor. Bomba B'ye yakın. Evet, şu an bir alındı. Late orada kendisini gösterdi. Short'tan oldukça fazla hasar verdiler. Yandı bir de 17 can kaldı. Late'de tabi Scout Doğan Tepe'nin işi gayet kolaydı oradan sonra. Connector yakıldı Sepsis tarafından. Çok az canı vardı aslında orada. Kalix alabilirdi onu derken almayı başardı zaten. Bir de headshot aldı üstüne. Geriye Rehova kaldı AWP'siyle. Ne kadar zorlayacak? Evet gördü onu pencerede. Ama Doğan Tepe vurdu onu. Vox hiç hasar verdi. Doğan Tepe de scout'uyla minibüs tarafından indirdi. Evet durum 4-1. 3. round'u verdikten sonra Team 11 toparlandı. 4. skorlarını da almayı başardılar. Yine önde götürüyorlar diğer haritada olduğu gibi. Şimdi BPI bir A'ya smoke oyunu deneyecek. Pozisyonlar alınıyor. Sasuke bombalarını kullandı A tarafında. Ortayı kontrol ediyorlar ama oradan gelen kimse yok. Bütün oyuncular A tarafında. Bir tane A evde oyuncu görüyoruz. Orası smoke'landı. A'dan şüphelenmeye başlamış olabilirler. B'de herhangi bir ses duymadılar. Akashi yine de pozisyonu alıyor herhangi bir saldırıya karşı. Rehova A evde. Flash'ını attı. 3-2-1'i saydılar ve içeriye doğru girdiler. Sasuke flashladı. İlk kill almaya başardı Sasuke. Sasuke'den ikinci kill. Yanıyor ama savaşıyor Sasuke. Flash'ını attı. Akashi hala kimseyi görmedi. Rotasyon yapacak mı? Goti Vini'den Akashi gösteriyor. Rehova smoke içinde. İlk kill almaya başardı. Evet, bombayı kurdular. O kadar kişinin arasında bombayı kurmaya başardılar. Garipti gerçekten. Bombayı kurdular. Sadece Vox içi öldürebildiler. Ekolar mıydı? Değillerdi değil mi? Yok. Teknenleri falan vardı. Yani tam silah çekememişlerdi. Bakalım bu roundda da paraları yok. Yine eko kalacaklar. Yani yine tam silah çekmeyecekler. Bir yerde rush atıp yine bomba kurmaya çalışacaklar sanırım. Kaptan çok güzel bir vuruş. Burada... Evet alt yoldan 3 kişi gidiyor. Hepsi konektöre mi gidecek yoksa orta falan mı? Evet şu anda konektöre gidecekleri kesinleşti. A'dan adam düşürdükleri için. Evet AFL'e Doğan Tepe'yi vurmayı başardı. Son önce Akashi o da şu anda B tarafında silah korumayı tercih edebilir. Şu anda short'a doğru yaklaştığını görüyoruz. Eğer kurarken Date'i göremiyor açısında değil. Konektörden geldi Akashi. Ancak Lady'nin AWP'sine yem oluyor. 5-2 durum. DPI adına çok iyi bir round.
Aslında burada Team 11'in de hatasını belki hatasından söz edebiliriz. Rakiplere şey yaparken, çok agresif oynarken onlar da aynı şekilde agresif oynadılar ve pis soylu rakiplerine öldüler. Dolayısıyla round'u kaybettiler. Şimdi 2 Deagle, 2 5-7, bir tane de sanırım P250. Derken hızlı bir şekilde Doğan orada öldü. Late de Akashi indirdi AR'de. Sasi güzel yerde pustu ve sonucunu da aldı. Silahı düşürdü. Başka bir destek yok. Ona oradan silah alabilecek. B'ye hızlı girdi DPI. İster ben için rahatsız ederken late buradan rotasyon olursa diye bakıyor. Ortada birinin olduğunu biliyor ve az canı da kalsa öldürmeyi başardı. Geriye sadece Kalix kaldı. Kalix de şu an jungle tarafında. Ölmesi an meselesi. Ama ölse bile en azından birini düşürme derdinde. Güzel bir şekilde düşürdü. Biraz beklesi bir kişiyi de alması işlem bile değildi. Derken Reova oradan çıkıp Kalix almayı başardı. Durum 5-3. DPI biraz artık aradaki inmeyi kapattı. Team 11'i durdurdu. Bakalım. Dusk'e de benzer bir şey. Dusk'e de benzer bir şey izlemiştik. Sanırım 7-1 falandı. Evet. Ve bir anda DPI 2 round üst üste aldı. Ardından tekrar vermeye başladı. Bu sefer aynısının olmamasını diliyoruz. Çekişimli bir mücadele izlemek adına. İlk yarı 10'a 5 bitmişti. İkinci yarıda tabii çok rahatladı Team 11. Bakalım bu sefer ne olacak? Bomba T base'de. Durumda 2 kişi B tarafında, 1 kişi ortada, 2 kişi de A tarafında. Çok eşit dağılmış durumda. Reova çok güzel bir kill aldı burada Voxic'i öldürerek. Belki de en tehlikeli oyuncularını öldürerek, AWP'yi düşürerek. A'yı düşürdüler. B'den A'ya bir rotasyon olabileceğini tahmin edip buradan B'ye dönebilirler ki bombanın yaptığı şu an o. Reova yine de rampadan bir kontrol yaptı. Sasuke orada rakibini gördü ama 50 kaldı. Evet, Dikap orada Sasuke'nin bu hatasını affetmedi. Doğan tepede Sterben'i bir ara düşürdü. Evde düşürmüş sanırım. Bombayı bıraktı late. Timing sebebiyle rakibini göremedi. Ama B'ye girecek gibi şimdi gördü rakibini. Legit'ini de tahmin ediyor ve AK-47'siyle skor almayı başardı oradan. Kalix kapı orada öldürdü. Bomba kuruluyor B'ye. 3'e 2 pozisyon. Akashi de AWP, Kalix de AK-47 var. Zorlayacaklar mı? Yoksa koruyacaklar mı? Hayır, koruyacaklar gibi. Göreceğiz. Aslında 3'e 2 pozisyon alınamaz mı? Yani... Yani alınabilirdi ama sadece Akashi'de kit var mesela, onun dışında bir de AWP var. O kitchen'da falan ölen var mıydı? Hani ne bileyim, AWP ile iş yapmanız zor çünkü. Eğer rakibiniz defansif oyun oynuyorsa, kendisini göstermiyorsa bu retake, geri alma pozisyonlarında AWP ile iş yapmanız çok zor. Yani ikisi de kabul edilebilir tercihlerdi bence. Korumakta, ilerlemekte. Ama şuna da bakmak lazım. Team 11'in ekonomisi çok da iyi durumda değil. Yani şimdi o koruyan oyuncular takım arkadaşlarına fama atacak paralara sahipler. Bu bakımdan korumak tabii daha mantıklı olabilir düşününce. Evet. Team 11 5, DPI 4. Fark oldukça azaldı. Bir şey almışlar mı diye bakıyorum. Kalix'de AK-47 var. Stad var Doğan Tepe'de. Kalix Starven'i indirmeye başardı. AK-47'siyle 2 tane pistol var. Akashi ve Sasuke'de. Şu an sepsis. Orta ilerliyor. Ve öldü biz A'yı izlerken. Evet, hızlı bir şekilde Team 11 bu roundu kazanmayı çok başardı. Aldılar. Evet. Silahlar değişiliyor. 2 AWP Voxic ve Doğan Tepe'de. Bir AK-47, 2 M4 görüyoruz. İmam bir tarafında, Bitkay tarafında Reova'da AWP var. 4 tane de AK-47 görüyoruz. Şimdi Underpass'ten A'ya gidecekler ama ses verdiler diye düşünüyorum. Reova ortayı smoke'la flashladı. Akashi ortayı kontrol etti. Ve evde sanırım bir kişi var şu an. Kaptan güzel bir headshot. Yavaş yavaş güvenli kesiyor orada konektörü. Bak. Jungle'a balkona baktı. Serben şu an sesi duymuş olması lazım. Ama short'tan geleni indirdi önce. Sonra hemen bench'e döndü. Ama bench'te değil, Voxic artık yer değiştirmişti bile.
Evet, bir kişi geçti, onun geçtiğini muhtemelen bilmiyor. Bir anda yanından çıkabilir Vox için. Evet, aynen öyle oluyor. Reova Vox çindirdi ve bombayı kuruyor BPI takımı B'ye. Daske ve Kalix kilisi. Bu seferki için de korumayacaklar. Bu sefer rakiplerini öldürmeye çalışacaklar. Sasuke orada bir kişi indirdi. Kalix'i de vuruyorlar. Evet, Sasuke ikinci oyuncuyu indiriyor. Sadece 20 hit point kaldı. Devam edecek mi? Rakibinin şortta olduğunu tahmin ediyor olabilir. HS atmasına rağmen öldürmeyi başaramadı. Neredeyse alıyordu Team 11'i de. Evet, oldukça çekişmeli. Şu an 6-5. Top 1 o kalede, 1 bu kalede. Full eko izleyeceğiz Team 11'i. Sadece birkaç tane pistol alındı. EPI'daysa 5 tane AK-47 var. Hızlı bir B oyunu görebiliriz. Bomba B'ye gidiyor. Derken Sepsis Akashi'yi indiriyor AF'den açılan oyuncuyu. Bir kişinin AF'de olduğunu biliyorlar. A'dan şüpheleniyorlar ama bomba daha çok B'ye yakın. B'yi bir kişi tutuyor şu an. Dikkat tekrar balkona düşürme derdinde. Orada kötü pozisyon alınca arkalandı ve öldü. 4'e 4 pozisyon. Kalik şu an A'da evit kontrol ediyor fakat bomba anında festten geliyor. Konektörde kill almasına rağmen Sasuke oradan kaçmayı başaramadı. Bombanın yerini artık biliyorlar diye düşünüyorum. Evet, bomba ortada. Bu arada karanlık tarafında Doğan Tepe ile Reova'nın çatışmasını izliyoruz. İki tarafta bu çatışmadan zararlı çıktı. 40 saniye. Aslında Doğan Tepe'nin hala hit pointi 100'müş. Reova oradan zararlı çıktı. Bayağı bir 40 hit pointi kaldı. Evet, B'ye girmiş durumda. Voxic bir rakibini öldürmeyi başardı. Sadece bir HP'si kaldı. Voxic hala orada zaman kazandırıyor Kalix için ama Kalix'in backup'ı yavaş geldi. Şimdi Kalix'in de artık evde olduğunu biliyorlar. Hemen eve göre pozisyon almaya çalışıyorlar. İyi bir durumda. Eagle ile Kalix bakalım etkili olabilecek mi orada? Nate'i öldürmeyi başardı ama Sepsis de Kalix'i vuruyor. 6-6 oluyor durum. BPI takımı round kazanmaya devam ediyor. Kaç kaçtan geldi buraya hemen bakıyorum. 5-1'den geldi. 5-1'den 6-6 yapmayı başardılar durumu. Bakalım nasıl pozisyon alacaklar bu round. 2 AWP var Kalix ve Voxic'te. Karşıda ise BPI'de 5 tane aktif yedi. Ortada pasifik pozisyonlar. Şimdi çıkıyorlar. Smokeladıktan sonra jungle'ı. Yaşlı Kalikör oldu da şu an short'ta smoke oluyorlar. Konektörden girmeye çalışacaklar. Kalik smoke'landı. Oradan desteklenmeye çalışıyorlar. Sepsis bu arada konektörden gelip kill almayı başardı. Bir de Kalix orada hasar verdi ama öldürmeyi başaramadı. Late Akashi indirdi. Kalix beni indirdi. Kalix vurmaya devam ediyor. Kalix 3. killini de aldı. Kalix 4. killini de aldı. Son oyuncu A bombsite'da. Disap şimdi bombayı kurdu. Sağ kutuya kurdu. Biraz da onu fark edeceklerdir. Muhtemelen sese göre. Evet. Doğan Tepe Disap'ı vurmayı başarıyor. Kalix ace'ini atamıyor. Resmen ace'ini çaldılar adamı. Böylece Team 11 tekrar öne geçmiş oluyor. Durumu 7-6'ya getirdiler. Bir roundumuz daha var. İlk yanım bitmesine. BPM parasına bakalım. Sadece Sepsis'te para var. Diğer oyuncularda çok para yok. O yüzden bunu ekler derken Sepsis pistol çekti. Late AK-47 çekti. Tercih. 2 AWP var yine Kalix ve Voxic'te. 3 tane de M4 görüyoruz. Pistollerle oynayacak. Ya büyük oranda sadece Late'de AK-47 var. Onun içinden usulca bir hayır gibi bir çiyan gibi ilerliyor şu an bir yer. Evet. Orada Doğan Tepe'nin pusluğunu görüyoruz. Doğan Tepe ve Akashi ikilisi B'de 3 kill almayı başardılar. Ama Akashi short'tan arkasından gelen oyuncuya yem oluyor. 2-2 pozisyon, 2 oyuncu da kitchen'da. Sasuke ve Kalix Team 11 takımında. Şimdi bomba kuruldu.
Tepsis bakalım vurabilecek mi rakibini? Tekna'yla aim'ini doğrulttu ve bekliyor. Kalex de bir oyuncunun short'ta olduğunu biliyor. Oraya smoke attı. Bir tarafta defansif oynuyor şu anda. Kimse ölmek istemiyor. Önemli bir an. Tasker rakibini vurdu. Kalex de diğer rakibi vuruyor ve bombayı imha etmeyi başarıyorlar. 8-6 oldu durum. İki takımda da iki takımda da değil. B'de BPI'da 3 tane AK olacak herhalde. Evet, 3 AK, 2 Galil. Skorlara bakalım. Durum 8-6. Team 11 8-6 önde. Kalex 21 ve 5 performansıyla takımını çok açık ara sırtlıyor. Ön arkasında Doğan Tepe ve Sasuke var. Bu arada güzel iki kill gördük. B'ye giriyor BPI takımı. Ama Doğan Tepe onları bekliyor. İlk kill'ini alacak muhtemelen. Kötü bir sprey ama sonunda almayı başardı. Bir an Doğan Tepe... Ya ben bile korktum ölmeyecek diye. Hemen hızlıca BPI'ye bakalım. BPI'de late 12-1-11 ile oynuyor. Hemen arkasında Sepsis var. 12-2, 12-11-2, 12 ile oynuyor. Burada Kalex'in performansı çok büyük fark yaratıyor tabii. Onu da gözlemleyebiliyoruz. Tabii burada Sterben'in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Son round. Yani tam clutch optik pozisyonu. Kalex şu an gördü onu. Bilgisini de verdi. Güzel bir deneme Sterben'den. Bomba da güzel yere düştü. Ama Kalex inatla öyle yaptı. Kulağın yani içinden bağırıyordu muhtemelen. Neredeyse 20-25 mermi harcadı Kalex'i öldürmek için. 9-6 Team 11 9-6 önde bitiriyor. Şimdi T tarafında izleyeceğiz. Team 11'i ve BPI'yi de CT tarafında izleyeceğiz. İlk round her zaman önemli tabii bildiğiniz gibi. Evet, Team 11 kısmen avantajlı bir skorla bitirdi. Aslında üstüne düşeni yaptı. CT'nin avantajlı olduğunu düşünürsek BPI'nin durumu çok kötü değil. Fakat sanırım niye tabamasını kaldıysa. Sanırım bu roundu almaları çok kritik. Zaten 9'da Team 11. Daha fazla skor almalarını istemeyeceklerdir. Nerede olduklarını şu an bilmiyorlar. B'de kümelenmiş durumda Team 11 takımı. Hala info yok. Kalex B çıkışını tutuyor. 5-7 diyorum. Grio'yla. 5 blok var. Sırrını almışlar derken late'den çok güzel bir headshot. Şu anda 4 tane Team 11 oyuncusu hala B'de bekliyor. Hala 55 saniyeleri var. Herhalde bir 30 kala. Hatta şimdiden koşmaya başladılar. Koşa koşa gidiyorlar. Derecesine girmeye çalışıyorlar ama orada bir sepsis var ki. 2 kişiyi arka arka öldürmeyi başarıyor. Son oyuncuyu da Serben öldürüyor Doğan Tepe'yi ve BPI için kolay bir round oluyor. Ne evet. B'de ne de A'da etkili olamadı bu roundda Team 11. Gel güzel tuttu. Ve Team 11'in daha fazla skor almasına engel oldu. Durum 9-7. Şimdi bakıyoruz Doğan Tepe'de scout var. Postlatmışlar. 3 tekmen bir deagle görüyoruz. Bu roundda onları çok kritik Team 11'in. Diğer tarafta BPI'da 1M4, 1 FAMAS, 3 tane de SMG var. Sanırım Underpass'i tahmin ediyor şu an. Leova ya da Sesta Underpass'ıdır. Boostlamaya çalışıyordu Akashi ama Akashi resmen kurşunlara boostlandı orada. Dikkat B tarafını kontrol ederken Sepsis de burada. Short'ta sağ görmedin mi? Kılpayı görmüyor hala sağ tarafı. Boost pozisyonu var. Reova'nın oradan açılmasını bekliyorlar ama Reova açılmıyor. Şimdi konektöre doğru gitmeleri olası derken belki de balkona boostlanacak. Evet. Yine bir boost denemesi. Doğan Tepe de burada desteğe geldi. SSGC ile. Short'u kesecek ama skor alabilecek mi derken güzel bir headshot. Doğan Tepe Sepsis'e güzel bir eşyası scoutla Sasuke de Reova'yı vuruyor pencere tarafına buzlanarak. Şimdi sıra Kalix'te. Kalix'te Sterben'e vuruyor. Tekmen ile arka arkaya bütün oyunculardan headshotlar izliyoruz. Evet, ortaya ele geçirmiş durumda. Son 20 saniyeleri A'ya gidecekler.
A'da hala bir oyuncu var. Late bir kişiyi düşürmeyi başardı. Kalix'in sadece 4 HP'si kaldı. Bombayı hemen kurmaları lazım. Boxiç bombayı kuruyor. Kalix de CT'den koruyor. Ayak sesini şimdi duyacaklardır. CT geldiğini anlayacaklardır. Sanırım duydular. İki kişi de çünkü CT'ye bakıyor. Evet. Onu çözdürmeyecekler muhtemelen. Çok güzel bir zamanlamayla. Kalix üstüne çıkıyor ve bir sapı indiriyor. 9-7. Onda 7 oldu. Team 11 forceladı. Round'u kazanmayı başardı. DPA'nın işi şu noktadan sonra daha da zor hale geldi. Yani Team 11 şu an daha avantajlı görünüyor. Bakalım bu avantajlarını kullanabilecekler mi? Bir tane P90 görüyoruz Doğan Tepe'de. Diğer oyuncular da M4 var. Burada Kalix late indirmeyi başardı. Çok kötü bir başlangıç bu round'da BP adına. Short'u şimdi Sasuke gördü. Evet. Team 11 bu round'u da almaya oldukça yaklaştı. Sadece 3 oyuncu kaldı BP tarafında. 2 oyuncu kaldı BP tarafında. Kalix Terben'i de aldı oradan. Geri kalan oyuncularla tek Kalix ve Sasuke yem olduktan sonra durum 11-7 oldu. Team 11 neredeyse doğru düzgün mermi bile yemedi bu maç bu roundda. Aynen. Team 11 şu an her round yarı finale daha çok yaklaşıyor. İlk haritayı da almışlardı. Eğer BP'ye izin vermezlerse son yarı finalistimiz de Team 11 olacak. BP'nin performansı nasıl olacak? 3 kişi B sanırım minimap'ten gördüğüm kadarıyla. Hızlı bir B oyunu geliyor ama flashladılar. Bakalım girebilecekler mi Team 11? Çok riskli bir hamle yapıyorlar. 3 kişi var orada. Pistolleri de olsa tehlikeli olabilirler derken oradan tabii kill gelmeyince daha bir şekilde girmeyi başardı. Zaten geriye sadece late kaldı. Late'de M4 var. Korumayı düşünecektir. Evet evet. Koruyacak. Aslında B'de çok daha iyisini yapabilirlerdi. Yani bir kişiyi bile düşüremediler. BPI bayağı bir şeyden, konsantrasyondan eksik gibi görünüyor şu ana kadar. Hani normalde hepsi iyi oyuncular. Çeyrek finale kadar gelmişler bu takımların sonunda. Ama şu anda etkili olamıyorlar bu maçta çoğu zaman. Tabii Team 11'in de performansını unutmamak lazım. Bugün gerçekten iyi oynuyorlar. İlk maçta özellikle Voxic, bu maçta Kalix. Team 11'i sırtlayan isimler oluyor diyebiliriz. Tekrar bir skorlara bakalım. Late 14-1-13'de oynuyor. Hemen arkasından Sepsis. Hemen arkasından Sepsis geliyor 13-2-16 ile. Team 11 tarafında Kalix ve Sasuke var. 27-1-7 ile birinci şu an Kalix. Güzel performans izliyoruz. Akashi hızlı bir şekilde evden desteğe geldi. City tarafını gördü ve öldürmeyi başardı. Hemen ev altını kontrol edip içeri girdiler. Şu an merdivende çok yakındı oyuncular orada birbirlerine. Orada Reova Sasuke'yi indirdi. Akashi de Sepsis'i aldı. Yalnız iyi savunuyorlar. 3'e 2 kaldılar. Her ne kadar Reova'nın canı az da kalmış olsa. Hala yani teoride round olabilirler ama avantajlı olan taraf Team 11. Tabii ki bombayı kurdular, yerlerini aldılar. Zaten şu an BPI artık korumayı düşünüyor. Bu saatten sonra round'u alacaklarını diyorlar. 13-7 olacak durum. Ekonomiye eğer bakarsam bu roundda koruyan iki oyuncu diğer iki takım arkadaşına silah atacak paraya sahip olacak. Sterben bu arada Kalix indirmeyi başardı. Reova da Akashi'yi vurdu. Yani aslında BPI bir round kaybetti. Yine silah çekecek paraları var dediğim gibi. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçı alma şansları var. 4 kişi de öldü. Bu arada roundu kazandılar ama Team 11 sadece bir kişiyle çıktı o roundda. O yüzden hani daha iyi çıkabilirlerdi. Bayağı ekonomik olarak hasar aldılar. Şimdi Sepsis'i izliyoruz. B'ye gitti takım arkadaşıyla. Short'tan devam edecek. Burada bir ses dinliyor. Gelen var mı diye ses duymadı. Şu an Short'u smokluyor. Bir A smoke oyunu göreceğiz. Smoke'lar flash'lar atıldı. Antep oradan erken çıkınca ilerleyemedi. Late'den güzel bir headshot denemesi ve başarılı oldu. Evet, kör olan Doğan Tepe'yi
Orada Stelben indirdi. Akashi short'tan ilerlemeye çalışıyor. Bu arada Vox iç rampa tarafında killer almaya çalışıyor derken Akashi orada short'ta güzel bir kill alıp Aya desteğe gidecek. Konektörden desteğe gidiyor ama onu bekleyen bir Stelben var. Konektörde olduğunu, biliyorlar. O yüzden pek şansı olmadı orada. Son önce Vox iç 53 HP'si var. Şu anda rampada. Smoke'un geçmesini bekliyor muhtemelen. İlerlemek için şansını deneyecektir. Atışını kaçırdı. Evet, şimdi oradan ayrılıyor artık. Evden mi deneyecek? Hayır, evden denemeyecek. B'ye gidip AWP'sini korumak isteyecek. Cahre'ni chat'te gülerken görüyorum. Aslında onu da yapmıyor. Konektör mü gidecek? Hayır abi, ortada bekliyor. Ben şu an tamamen ne yapacağını herhalde o da bilmiyor. Bir ortaya gidiyor, bir geri dönüyor. Ben direkt Vox içe döndüm bu arada. Sonunda ilk dediğimize geldi. B'ye gidip, B'ye gidip silah korumak. Evet, 5 saniye var round bitmesine. Böylece durum 13'e 8 olacak. GPI Team 11'in bu kadar kolay bu haritayı kazanmasına izin vermeyecek. Bakalım ekonomi durumlarına. Evet, silahlar çekildi. Voxic, AWP, diğer oyuncular AK-47 ile oynayacak. Zuantepe'nin henüz silahını görüyoruz. Derken o da AK-47'sini çekti. Silah ve bombalarını aldı. Şimdi B'ye doğru bir kümeleme var. İki kişi ortadan çıkıyor ama tabii ben otokamerada değilim. Evet, ortayı Kalix görmedi muhtemelen. Eğer ortadan geri dönmeseler de aslında rakiplerini vurma şansları vardı. Bu arada Voxic Sepsis'i öldürdü. Sepsis de alttan nice shot diyor. Evet, Disap. İki kişiyi arka arka öldürüyor. Bir tane B'de, bir tane short'ta. Bu arada konektörde atışını kaçıran kim o? Late. Dönüp Doğan Tepe Late öldürdü. Reo'da kitchen'dan short'tan gelen rakiplerini indirmeye çalışıyor. Bir tanesine daha hasar verdi. Doğan Tepe'nin sadece 30 hit point'i kaldı. Reova atışını kaçırdı. O Sterben'den güzel bir vuruş. Sterben Reova'nın vurduğunu tamamlıyor. Son oyuncu Voxic. Ne yapacak? Yapamıyor. 13-9 oldu. Team 11'in parası var mı? Bakalım. Çekecekler mi? Var gibi birazcık ama muhtemelen evet, pistol falan çekiyorlar. Bir dahaki round'da full çekecekler. Durum 13-9. 13-10'a oldukça yakın bir EPI. Leovan'ın AWP'sini görüyoruz. A'ya doğru oynayacak Team 11. Bütün oyuncular A'da. Smoke'lar atıldı. Bir açta atıldı merdivene doğru. Orada Sterben güzel bir açılış yaptı. İkinci kill damladı ama Doğan Tepe orada tam oldu. Donarak öldü. Evet, onun ateşine kurban gitti bu arada. Evet, BPI bu skoru da kazanıp durumu 13-10'a taşıdı. Şimdi silahlar çekilecek. Team 11 eğer bu haritayı kazanmak istiyorsa bu round'ı gerçekten almak zorunda. Vox için AWP'sini görüyoruz. Diğer oyuncular AK-47 ile oynayacak. Diğer tarafta Reova'da AWP var. 4 tane de M4 var. Çok simetrik silahlar. Ne kadar da simetrik silahlar. Bakalım B'ye doğru ilerliyor bomba. 3 kişiyi ortada görüyoruz. Orada Kalix 16 kaldı. Sasuke 37 kaldı. Evet, iki oyuncuya da vurdu AWP'yle Reova ama ikisini de öldürmeyi başaramadı. Bayağı bir zarar verdi. Aslında bu bile yeterli yani. Öldüremese bile çok fazla zarar verdi. Disap'ı smoke içinde görüyoruz B evde. Voxic o bölgede. Voxic'e bayağı ateş etti ama pek de başarılı olamadı. Hala 61 hit point'i var Vox için. Bu arada short'tan gelenler var. Sterben smoke arasından rakibini vurdu. Sterben bir kill daha aldı. B'ye doğru ilerlemeye devam ediyor Team 11. 3 oyuncuyla beraber bombayı kuruyorlar. Kitchen'da Reova var. Reova çıktı. Sasuke indirdi. Hala 2-2 şu an durum. Hala 2 oyuncusu hayatta Team 11'in. Short tarafına dönüşler hasar verdi. Akashi late'i vurdu. Short'taki oyuncunun da 15 HP'si kaldı sadece. O da korumayı tercih ediyor. Yine paralara bakıyorum. Evet. Koruması herhalde daha mantıklı gibi görünüyor. Reova bir dahaki round'da yine AWP alacak. Late'in parası olacak mı?
Nate'in yaklaşık 3500 civarında bir parası olacak. O da FAMAS falan çekebilir. Yani bir dahaki round yine silahlı roundu. Ki zaten Team 11'in 14 olduğunu görüyoruz. Bu roundda çekmekten başka çareleri yok gibi. 14-10. Box işte AWP, diğer oyuncularda AK görüyorum. Tekrar bir skorlara bakalım hızlı bir şekilde. Sterben 21-1-17 ile oynuyor. Hemen arkasından Late geliyor 15-3-17 ile. Team 11 tarafında Kalix 27-1-12 ile oynuyor. Hemen arkasında Sasuke var. 19-4-18'lik performansıyla ikinci sırada. Derken Voxic Late aldı bile. Burada Sephiroth iyi yer tutmuştu. Underpass'te Kalix'i öldürmeyi başardı. 4-4 drone derken Sephiroth oradan geri kaçamadı. Ve Sasuke'ye yem oldu. Şu an 4-3 durum. Sasuke'nin oldukça az canı var. Sterben de koşunlara hedef oluyor. Goti biniyor, oraya geçmiyorsun. Bu Goti'yi böyle bir Goti abi. Şey yapma, sorgulama. Evet, elimizle geçelim madem. Ben Reova'ya geçtim. Unutma dedim tekrar. Reova'yı izliyoruz. 2'ye 2 durumda Dikap ve Reova'nın oldukça az canı var. Akashi ve Voxic'de 100 HP'de. A'ya gidecekler. İki kişi de A'ya tutuyor. Onlar için talihsiz bu durum ama round alma yakın Team 11 derken merdiven smoklandı. Flash kullandı Voxic orada. Rakibi de şimdi gördü. İki kaldı Voxic. Sadece iki HP'si kaldı ama Akashi round'u kazandırıyor. 15-10. Team 11 yarı finale çıkmak için bir round daha kazanmak zorunda bu maçta. Shaxx chat'e geldiğine göre muhtemelen bu round'u da aldı Team 11. Nice spoiler. Nice spoiler, aynen. Bakalım nasıl kazanacak Team 11, onu izleyelim. Burada Doğan Tepe BPI'yi aldı. Tabii ki GoTV onu göstermeyecek. Akashi evden... Oh ne güzel, Voxic de Dikap'ı aldı. Late'e geçtik. Bu arada Late konnektörü tutuyor. Elinde CZ'si var. Flash geldi. Rakibin nerede olduğunu tahmin ediyor Late. Late'i ölürken izledik. Evet, bir kişi kaldı. Minimap'e baktığımda sarı noktaların mavi noktaların üzerine gittiğini görüyorum. Derken 16-10 bitiyor. İkinci haritayı da Team 11 kazanarak son yarı finalistimiz oluyor. Kendilerini tebrik edelim. Evet, VPI'yi de tebrik ediyoruz. Buraya kadar geldiler sonuçta. Onlar da emek verdiler. İnşallah sonraki turnuvalarda daha iyi yerlere de gelirler. Şöyle tekrardan hatırlatalım, yarı finalde kimler oynayacak haftaya, tam bir hafta sonra, Cuma günü muhtemelen. Yarı finalde Phoenix, Space Soldiers, Ant ve Tiki Team 11 herhalde bir haftaya takım bulurlar, artık o takımla beraber gelirler. İzleyeceğiz arkadaşlar. Kim geldi? Merhaba. Shaxx geldi. Nice spoiler Shaxx'cim. Biri chatten maç başına yazmıştı, 16-10 bitecek diye Rezal'ın yazmıştı. Şey yapayım da. Lot oynasın işte. Çocuk. Spoil vereyim dedim. Hatta ben. Bize versin, biz de oynayalım. Evet. Team 11'den iki tane oyuncu alacaktık maç sonunda. Alalım. Alalım. Gelsinler. Ver TS'yi. Sen kankilerisin onların. Aynen. Team 11 falan boyum ben. Team 11'den iki adet oyuncu alacakmışız TS'ye. Özgür alacağım özellikle. Maçtan sonra işte yayından sonra aşağı ineceğiz bu sonuna. İki tane kompetitif atacağız. Mikrofon muted. Haydi o zaman. Çağırdım abi. Tamam. Yazdım daha doğrusu. Gelsin bakalım. Dust2'de 30 vurmak kolay. Sabah akşam Dust2 oynayalım. Hoş geldin Özgür. User was moved to your channel. Hoş geldin Doğan Tepe. Alo. Alo. Geliyor sesleriniz. Geliyor mu sesim? Ses. Geliyor değil mi? Hocam selam. Selam, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Tebrik ederiz. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Teşekkürler. İyi, siz nasılsınız? İyi hocam. Maçtan çıktık. Bugün dirilik elemesi izledik. Vardı. Üstüne sizin muhteşem turnuvanız. Bayağı yorucuydu yani. Evet, teşekkür ederiz. Bayağı iyiydiniz. Özellikle Dust2'de mesela Voxic, şeyde de Mirage'de de Kalix çok göze çarptı. Bayağı güzel killer aldınız ve genelde bu killer AWP'li oldu. Vuruldu evet. Abi ya. Vurdular. Yani herkes diye oynadı. Hani bireysel sadece bir veya iki kişinin oyunu değil. İki takım içinde geçerliydi. Yok tabii, herkes iyi oynadı ama hani özellikle göze çarpanları söylüyorum. Bu bakımdan tebrik ederim tekrardan. Dreamhack ne oldu? Çok sağ ol. Biz Dreamhack'te
5'te 12 takım arasından Dirmek Lipsik elemesinden son 8'e kaldık. Yarın oynanacak diğer maçta. Yoksa bu maçla aynı saate denk gelecekti. O da. BPI maçıyla aynı zamana gelecekti. Sıkıntı olacaktı ama Dreamhack şey yapmış turnuvayı. Yarın saat öğlen 1-2 Evet, gibi iyi oynanacak. şey olmuş. Şansımıza öyle denk Aynen gelmiş. öyle. Öyle İyi oldu olmuş. biraz. Evet, bunun dışında bir şeyler söyleyeceksiniz herhalde. Abi şöyle bir şey var. Ben açıklama yapacağım ama ne yazık ki bugün söylemek istediğimiz her şeyi tam anlamıyla açıklayamayacağız. Bir takım kurumsal konular geçtiği için açıklamamızı yarın erteleyeceğiz. Ama önce şunu söyleyebilirim, hani basitçe. Uzun zamandır, yaklaşık olarak 3 hafta falan oldu değil mi Özgür? Team 11 Oldu, oldu, kapandığından beri. 3 haftadır herkesin sorduğu, hani nereye gideceksiniz veya ne yapacaksınız, nasıl ilerleyeceksiniz diye sorular var. Yarın bütün oyuncularımız kendi kişisel Facebook sayfalarından geçilecek takımı açıklayacaklar. Normalde bugüne saklamıştık biz açıklamayı. Hani multi turnuvasının finallerinde olsun diye, çeyrek final maçında. Ama ne yazık ki bazı sıkıntılardan dolayı şu an açıklayamıyoruz bunu. Tamam, zaten Bir şey siz söyleyeceğim. şey Lobideki arkadaş Facebook beni taciz ediyor. Onu alır mısınız? Lobby'deki arkadaş Jax mı? Jahreyn hocam. Ahmet son 3-5. Steam'den beni taciz ediyor. Abi bir Şeyde şey diyeceğim. TS'de lobide mi? TS'de lobideymiş, öyle diyor. Tamam, çekiyorum onu da. Bir şey diyeceğim abi önce. Abi Halil o 1 ve 3 clutch neydi ya? Abi Hangisi abi? Galil abi beni benden alın. Şans abi ya. Başka bir şey. Ahmet hoş geldin abi. Şeylere hoş geldin Jareyn. Merhabalar. Merhabalar. Şeylere kendi Facebook sayfanızdan zaten yarın paylaşacaksınız değil mi? Aynen Aynen abi. öyle. Hani Tamam. kusura bakmayın. Batu ile konuştuğumuzda hani burada açıklayacağımızı söylemiştik ama Kurumsal çıkar aradan artık. olmadı. Olmadı abi. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu çocukların... Çocuklar çok çalıştı. Çocuklar çok çalıştı. Klakşı. Çocuklar çok çalıştı. Çocuklar bayağı çalıştılar. Ben bu çocukların bayağıdır arkalarındayım. Seviyorum. Hoşuma da gidiyor. Öyle izleyince de gururlandım. Multiplayer'a da buradan teşekkürler. Bu çocukların maçını böyle izlemek hoş oldu yani böyle. İki insanın böyle Evet. arkadan konuştuğu güzel Bekleriz. güzel. Yarı finalde gelin gene izleyin. İnşallah finale de çıkarlar. Zaten Team 11'de benim Çıkacaklar zaten. eski takım arkadaşlarım da var. Ben de açıkçası izlemekten keyif alıyorum. Biz bıraktık da artık. Onlar bayağı geliştiriyorlar kendilerini. Yıllarını vermişler şimdi. Ateş ediyor çocuk. Tak o da düştü. Tak bu da düştü. Ben böyle bir şey görmedim. Nereden baksın? Gerçekten ben şundan yakınacağım biraz. Türkiye'de bazı takımlar tanımıyor, bazı takımlar tanımıyor. Tamam böyle bir şey var ama oyunculara iyi bakın arkadaşlar. Hak ettikleri sevgiyi verin. Şu an izleyenlere söylüyorum. Oyunculara hak ettikleri sevgiyi verin. Çünkü çok ter döküyorlar ve imkansızlıklar içinde çok imkanlar yaratıyorlar. Ellerinden geldikleri kadar bizi temsil etmeye çalışıyorlar uluslararası arenada da. Özellikle şu an X Team 11 ekibinin oyuncularına bu konuda ben çok teşekkür ediyorum. Bir Türk oyun sever olarak. Teşekkür ediyoruz Ahmetciğim. Teşekkür ederiz Ahmetciğim. Evet, o zaman yayın sonuna geldik herhalde. Bizden sonra kim var? Malta'da yayın var mı? Hüseyin abi biliyor musun? 6 player'a da 1-3 ayrıca var. teşekkürler. Kairozen Evet, var. buralarda mısın? Ben Çayrozen diyorum ona, olmaz mı? Olur, o da olur. Çayrozen. Onun bilgisayarında bir sıkıntı varmış ama hani sıkıntı yaratmayacak bir oyunu var sanırım. Onun için ben iletişimdeyim. Onu oynayacak gibi görünüyor. Bakalım chatten o da bize haber verecek mi? Buradan Kairozen'e sesleniyoruz. Kaan 1907, yarın maç yok ki abi. Multiplayer turnuvası çeyrek finalleri bu hafta bitti. Haftaya olacak maçlar. Haftaya cuma günü olacak büyük ihtimalle. Yine işte cuma cumartesi. Ondan sonra da final geliyor zaten. Finalde 23 Ocak'ta İstanbul'da henüz nerede olduğu belli olmayan bir chapter, multiplayer chapter etkinliğinde olacak. Cahit, çok kısa bir şey eklemem lazım müsaade Evet. edersen. Tabii buyur. Çok fazla soru geldi bana. Gandhi neden oynamadı, bugün niye yoktu diye. Arkadaşlar, adanın elektrik idaresini arayarak Gandhi'ye destek olabilirsiniz. Yaklaşık olarak 5,5 saattir Gandhi'nin elektrik yok. Hani en son jeneratör alacağız. Bu Bizler. ama şey, bu Adana'ya has bir şey, Adana'ya özel bir şey değil. Mesela 2 hafta önce de benim elektriklerim yoktu. O yüzden multiplayer turnuvası vardı yine. Ben şey yapamadım.
Gelemedim. Ya bu bütün her yerde olan bir şey. Ya Nazilli'yi de arayın arkadaşlar. Aydem'i de Gandhi'de arayın. bayağı şok abi ya. Gandhi'de her gün oluyor hemen hemen. Büyük ihtimal suikastı kurban gidiyor Gandhi. Ama Öyle onu düşünüyoruz. jeneratör de kurtarmaz. Çünkü elektrik olmayınca internet de olmuyor bildiğiniz gibi. O santralde de kesilmiş oluyor. Onu denedim ben. Yani. O zaman Aha. Bug o bug'ını zaman bulmuşsun sen. O geçmiş bug. olsun. Şu an Lazım. ben de Evet, mavi ekran yeni. verdim abi. Bitti. Sistem çöktü. Çık. O zaman çok sağ olun abi tekrardan turnuva için, Evet. yayın için, Biz de teşekkür organizasyonun ederiz. için. Başarılar, Sağlık abi. Güzel başarılar maçlardı. dileriz. Teşekkür Çok sağ ederiz. olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özgür Ben de akşam. organizasyon için bu genç insanlara bu şeyi tanıdığınız için teşekkür ediyorum size ve Multiplayer ailesine ve kaçıyorum. Eyvallah. Teşekkür Görüşmek üzere. efendim Görüşmek Şaks. üzere. Şaks. Ağzınıza sağlık. Aşağı gel. Aşağı gelme lan ama nasıl çağırış gelin. Gel. User left your channel. User disconnected from your channel. Evet. Çayrozen. Kayrozen birkaç dakikaya hazır olduğunu söylüyor. O zamana kadar size komutandan Hüseyin abi şarkı ağzına sağlık. Hüseyin abi çok güzel anlattık. Çok güzel, çok keyif aldım. Maşra da çok güzeldi. Hüseyin abi görüşürüz. Peki komutan. Tamam. Sen de yoruldun, ben de yoruldum. Biz de yorulduk. Yavaş yavaş Kairozen'e Evet, devrediyor olacağız. reklam yapıp kaçalım o zaman. Ha tamam. O zaman söz sende. Derseniz ki kardeş ben bu adamı sevdim. Kendi kanalımda da izlerim. O zaman benim kanalımı da takibe alabilirsiniz. twitch.tv/galaxycsgo chat'e de yolluyorum. Bunun dışında bir tane de Twitter adresim var. Twitter'ımı da takibe alabilirsiniz. Hüseyin abi sendeyiz. Ben de chat'e YouTube kanalımı yazayım. Çiçeği burnunda bir kanal. Daha yeni yeni videolarımı koyuyorum. Siz de YouTube'dan takip etmek isterseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Bu da benim YouTube kanalımdır. Evet, oynayanların, izleyenlerin eline, gözüne, diline sağlık. Biz yavaşça kaçıyoruz. Kayrozen'i arıyor gözlerim. Nicedir yolunu gözlerim Kayrozen. Evet. Public sunucusunu pazartesiye kadar duyuracağız arkadaşlar. Pazartesi girer yayında beraber oynarız. Evet, Kayır Özen'den gol haberimi var. Bakıyorum. Evet, yavaştan biz kapatabiliriz. Tekrar herkese teşekkürler. Tamamdır. Görüşmek üzere. İyi geceler arkadaşlar. Çayır Özen ne oynayacak bilmiyorum. Forest oynayacakmış. Ona da Evet. kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Bay bay. Haydi bay.